Merhaba izleyicilerimiz. Sektörel Panorama'nın ikinci bölümünde yine birlikteyiz. Çok kıymetli konuklarımız var. Özellikle kırmızı et ve perakendecilik sektörünü değerlendiriyorduk. Burada kırmızı etin özellikle tedarikinde kaldık. Bursa'mızdan yükselen bir marka Köfteci Yusuf ve döner yayının sahibi Yusuf Aktaş Bey ile bu konuyu değerlendiriyoruz. Ama özellikle tüketicilerimizin kırmızı et konusunda merak ettikleri tedarikinin ve kendisini tüketimine sunulması noktasıydı. Yusuf Bey, isterseniz sizi başarılı kılan esas etmen sanıyorum siz hayvan tedarikinde de çok titiz davranıyorsunuz. İsterseniz o konulara girelim. Biz efendim tedarikimizin belirli bir kısmını kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz hayvanları kullanıyoruz. Yenişehir bölgesindeki büyük çiftçilerden ve büyük çiftliği olan genelde büyük çiftlikler bizi tercih ediyorlar. Çünkü hani 1000 tane ve üzerinde hayvanı olan kişiler sadece haftada bir tane iki tane kesim yapan kasaplardan ziyade volümlü satış yapanları bulmak zorundalardır. Biz de çok şükür hani üretimimizden ve satışımızdan dolayı büyük çiftlikler bizim tedarikçilerimiz oluyorlar ve büyük çiftlikler hani belirlediğimiz standartlarda ürün üretebiliyorlar ve hani bu işi profesyonel yaptıkları için işte ona göre yem rasyonu, bizim verdiğimiz kriterlerde yem rasyonu uygulayıp işte yani 18 ayın sonunda nasıl bir hayvanın nasıl bir etle karşılaşacağımızı bilebiliyoruz. Ve bölgemizdeki çiftçileri de biz hani bu sektörde birazcık çiftçilerin hani dönemsel maddi sıkıntıları olduğunda biz onları kendi bölgemizde olduğu için destekleyerek daha ürünü kesmeden biz onlara hani para desteğiyle, yem desteğiyle veya network bilgi desteğiyle o bölgedeki ufak çiftliklere de çiftçilere de yardımcı oluyoruz ki o insanlar bizim hem tedarikçilerimiz hem de müşterilerimiz. Aynı zamanda hani, bunlar resmi yasal yollardan geçen veteriner hekim denetimleriyle. Evet efendim. Yenişehir Belediye mezbahında kesim yapıyoruz efendim. Belediyenin veterinerleri kontrolünde kesimler yapılıyor. Belirli bir dönem İznik Belediye mezbahında kestik. Daha sonra hani mesela Balıkesir bölgesinde kesim yaptırdığımız oluyor. Oralara kesinlikle kesim yaparken kendi elemanınız muhakkak hani o işin standartlarını kontrol etmek için kesim öncesi gidiyor. Ve kesinlikle o belediyeler hani yasal ve veteriner kontrolünde olan mezbahalar efendim. İşte İslami yönden de bizim arkadaşımız o işi kesimin İslami kurallara göre yapılmasını kontrol ediyor. Sonra hijyen standartlarını kontrol ediyor. Daha sonra ürünler o dediğimiz standartlarda kesildikten sonra ve biz genelde biraz yurt dışında bu işler nasıl yapılıyor, neler kullanılıyor, ürün ne kadar hızlı soğutulması gerekiyor, bu tarz çok şeylere de çok dikkat edip çünkü hani inanın efendim aslında Türkiye'de bazı bilinen yanlışlıklar var. Bu et kalitesine çok çok etkili oluyor efendim. Et evet dediğiniz kalitede bir et ama kestikten sonra ne kadar işte kanın akması gerekiyor, ne kadar süre sonra soğutulması gerekiyor, ne kadar süre sonra sizin -2 dereceli buzhanelerinize gelmesi gerekiyor veya gelirkenki gerekli soğuk zincirin korunması gerekiyor. Hani diyelim ki çok iyi standartlarda kestiniz ama soğutmadan arabaya yüklediniz ve işte nemden dolayı eti bozabilirsiniz. Ve hani inanın bu işte orada da bozulduğunda sen istediğin kadar kaliteli ürün üret. Bu işte bu sefer hijyenik olmuyor. Hijyeni sağlayamazsınız efendim. Tabii ürünün kalitesini devamını kesinlikle veteriner kontrolünde kesiyoruz. O sonra bizim depolarımıza gelen süreyi muhakkak İsterseniz o depo kısmı da çok önemli. Depoya gelirken, o depo kısmına geleceğiz ama hattımızda bir Ayşe Hanım var. Ayşe Hanım Bursa'dan katılıyor. Hoş geldiniz programımıza Ayşe Hanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz, buyurun. Benim kırmızı et tüketimiyle ilgili bir sorun var. Yayınınızı izledim, çok bilgilendirici, teşekkür ederiz. Buyurun. Ama biliyoruz kırmızı et tüketimiyle ilgili her gün bir sürü farklı haber çıkıyor. Dolayısıyla biz nasıl et almalıyız, nerede sağlıklı koşullarda bize getirilen etleri tüketmeliyiz? Bir de Yusuf Bey'e de bir sorun var. Tabii. Çok sık gidiyorum ben restoranlarına ve biliyorum orada da et satışı yapıyorlar kendileri. Dolayısıyla onların denetimleri, hijyen koşulları ne durumda? Ve alırken de bir tüketici olarak nelere dikkat etmeliyim açıkçası onu merak ediyorum. Teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Başka ben ilave edeceğiniz bir sorunuz var mıydı? Sağ olun.
Şimdi Yusuf Bey, sizin tabii orada aynı zamanda bir ciddi derecede de bir parakende satışınız var. Evet. İsterseniz Ayşe Hanım'ın sorusuna da öncelikle sizden başlayalım, sonra hocama soralım nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Biz işte kesim aşamasını çok çok sıkı takip ediyoruz. Daha sonra depomuza geldiğinde efendim. Bir de orası çok önemli. Evet, parçalama kısmı. Evet, depomuza geldiğinde işte pH'ini kontrol ediyoruz. Ürün soğumuş mu onu kontrol ediyoruz. Görselden dış kısmını bizim işte tabii ki imalatta veteriner arkadaş, veteriner ve gıda mühendisi arkadaşlarımız var. Onlar işte etin görünümüyle ilgili, üzerinde hani kesilirken üzerindeki hani o temizliğiyle ilgili kontroller yapılıyor. Daha sonra işte pH kontrolü yapılarak evet, belirli soğukluğa ulaşıp ulaşmadığı kontrol edildikten sonra depomuza ürün giriyor efendim. Zaten eğer bu şartlarda olmuşsa tamam, o zaman ondan sonra imalattaki hijyen koşulları başlıyor. İmalatımızda da biz imalatımızın tüm bölümleri artı 12 derecenin üstüne asla geçmiyor. Artı 12 derecenin altında imalat yapıyoruz efendim. İşte depomuza eksi 2 artı 4 derecede ürünümüzü kabul ediyoruz. Bu sağlandıktan sonra zaten işte imalattaki biz kesinlikle Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz. Şu an 4000 metrekarede üretim yapıyoruz. Yakında işte bir hafta içinde 5000 metrekarelik yeni bir ek binamız başlıyor ve bu binamızı işte MPS firması var. Bu et şimdi hakikaten belirleyici bir firmadır. Hocam da bilirler. Bu firmanın destekleriyle projemizi de onlara çizdirdik. Bu firmanın destekleriyle yeni bir yer yapıyoruz efendim ve şu an belki hani dünyada bile çok az yerde olan bir yer olacak burası. Birazcık da bizim sektörümüzün hani bunu birazdan isterseniz açalım. Kasaplar birazcık hani zor bulunan ve şu an hani yetişmeyen bir meslek efendim. Bizim şu an fabrikamızda işte bayanlarla biz bu işi yapıyoruz ki bayanlar çok daha titizler. Birazdan o kısmını da isterseniz anlatırım efendim. Ona göre bir fabrika yapıyoruz. Daha sonra soğuk zincir kırılmadan gelen ürünü artı 12'nin üzerine geçmeden ürettiğimizde ve işte eksi 2 derece dolaplarımızda 2 gün bekleme süresi var. Bu prosesteki bu süreleri de tamamladıktan sonra ürettiğimiz ürünü dükkanlarımıza artı 2, eksi 2 derecede arabalarımızda sevk ediyoruz ki dükkanlarımız Arvento sistemiyle soğuk zincirin kırılıp kırılmadığı muhakkak kontrol ediliyor. Bu kısmına da çok dikkat ediyoruz ve bunların hepsini kayıt altına alıyoruz. Biz şimdi nasip olursa bu sene içerisinde geriye dönük izlenebilirlik de müşterilerimize sunacağız efendim. Bu çok önemli. Burada mesela hani ürünün çiftçideki kulak numarasında. Evet efendim. Çiftçideki aşamaların da müşterilerimize etiket sonra bu bilgileri de verebileceğiz. Hani hangi dönemde doğmuş, işte hangi besinlerle beslenmiş, işte ürünü aldığımız kişinin ismi. Bu şu an söylediğiniz Avrupa Birliği müktesebatında olmazsa olmaz evet, faktör. Aslında bunlar yapılabilecek şeyler efendim. Hani Yusuf Bey, isterseniz bunu tekrar gelelim. Hattımızda bir izleyicimiz bizi bekliyor. Rıdvan Bey Bursa'da, Balıkesir'den katılıyor. Rıdvan Bey iyi akşamlar, buyurun. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Hoş ben geldiniz programımıza. Bandırmadan arıyorum. Programınızı buyurun. Zevkle izliyoruz. Teşekkür ederiz. Şimdi ben her hafta sonu Bandırmadan Bursa'ya eşimle yemek yemeye ve gezmeye gidiyorum. Evet. Özellikle Yusuf Bey'in tesislerine gidiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir önerim vardı benim Yusuf Bey'e. Bu yeni açılan döner salonunu da ziyaret ediyoruz. Buyurun. Eşimle birlikte. Döneri çok kaliteli, çok güzel. Yalnız bizim bir ricamız var. Buyurun. Şöyle ki bu dönerin yanında müşteri istediği zaman domates sos ve tereyağı verilemez mi acaba? Evet, teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey'e soralım hemen. Ben bunu mail olarak dağıttım Köfteci Yusuf web sitesinde ama bana hala bir dönüş yapmadılar. Evet, teşekkür ediyoruz Rıdvan Bey. Başka ilave... Çok memnun oluruz. Saygılar, iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Yusuf Bey, işte görüyorsunuz böyle izleyicilerimiz çok hassas. Çok teşekkür ederim. Evet efendim. Hani ilave bir şeyler evet, istiyor. Farklı bir konsept istiyor. Evet efendim. Ama şu an için hani tereyağı ve salça sos kullanmayı ama düşünmüyoruz. Çünkü izleyicimiz hani istediği takdirde evet. Bunları
belki ileride yapabiliriz. Şu an için düşünüyoruz. Şu an biz etin gerçek aromasıyla bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Yani yan ekstra şey koymaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyoruz ama tabii ki müşteri bu işte kesinlikle belirleyicidir. Hani iki sene sonra ne yapacağımızı, ne satacağımızı bizim talebe göre işimiz ve belirleyicimiz kesinlikle müşteri. Birazdan görüşeceğiz zaten. Bunu kesinlikle zaten dikkate alıyoruz efendim. Çok farklı efendim konseptleriniz var. Tamam efendim. İlerleyen dönemlerde çok farklı düşünceleriniz var. Sonra şimdi biz artı 12 derecede üretildikten sonra efendim dükkanlarımıza sevk edilen araçlarımız Arvento sistemiyle takip ediliyor. Şoförümüz yolda duramaz. İşte diyelim ki hani klima bozuldu, kesinlikle o direkt bize maili geliyor. Üretimde bunu takip eden arkadaşlarımıza ve geriye dönük izlenebilirlik nasip olursa sunacağız efendim müşterimize. O çok önemli. Çiftçiden gel üretirken kimlerin çalıştığı, zaten ASEP-ISO kriterlerinde artık bunların kesinlikle uygulanması gerekiyor efendim. Üretim izinleri verirken de işletmeye aslında bunlar artık yapılması gerekiyor. Bunlar ve bunları aslında uygulamak kesinlikle sizi işletme olarak bir çıta yukarıya götürüyor. Hani bizde birazcık hani bazı şeyler sanki kağıt üzerinde kaldığı, uygulamaya çok geçilmediği için biz bunların nimetlerinden aslında yararlanamıyoruz. Ama biz şu an işletmelerimizin hepsinde ASEP-ISO kriterlerini uyguluyoruz. Ve zaten bazı işletmeler belirli büyüklüğe geldiğinde bu kriterler asla kaçınılmaz gerçekler oluyor. O işletmenin geleceğe ulaşması için şimdi hani devasa bir üretim var. İşte devasa işte 2000'e yakın çalışan var. Bunun, bu operasyonun profesyonelce yönetilmesi gerekiyor efendim. Asla şansa bırakılmaması gerekiyor ve hani ASEP-ISO kriterleri hakikaten sıfır hataya yakın üretim yapmak için, sıfır hataya yakın hizmet sunmak için gerekli şeyler. Bunlar artık kağıt üzerinde kalmaması gerekiyor, uygulanması gerekiyor. Ve bizim işletmemiz bunu uygulanmaktan çok, yani hakikaten artık standart ürün üretebiliyoruz. İşte müşteri şikayetlerinde direkt onlara cevaplar veriyoruz. Bu bizim çalışanlarımızı da bizi de çok daha diri tutuyor efendim. Ve biz bunları şu an işletmemize fazlasıyla uyguluyoruz. Hani ve nimetlerinden de yararlanıyoruz. Her işletme bence bunu yapmalı. Bu asla kaçınılmaması gereken bir gerçek efendim. Yani hocamın da bu konuyu bence bizde hocam şimdi daha özellikle Ayşe Hanım şey diyor. Yani bunları alırken nelere dikkat etmeyin? Pratik birkaç öneri yapabilir miyiz? Yani şimdi şöyle et ve et ürünü. Tüketici benim şu an için değil bu. Yani bir hoca olarak da değil. Ben de bir tüketici olarak meslekten de gelen sizin gibi yani 7 yaşından beri bu işin içinde olan akademi tarafında da bunu teorik olarak daha destekleyerek buraya gelmiş ve hem Türkiye'de hem yurt dışında tekrar söylemek istiyorum üzerine basa basa. İnanın bana ben de 7-8 yıl öncesine kadar yani meslek olarak okuduk bunu fakültede. Sonra uyguladık teknolojisini, hijyenini. Ama soğuk zincirin bu denli hijyen dışında kaliteye de bu denli önemli katkı sağladığını öğrenildi daha 10 yıl olmuştu. Ya da biliyordum ama bu kadar da önemli olduğunu düşünemiyordum, tahmin edemiyordum. Bugün görüyoruz ki gerçekten soğuk zincir çok önemli. Soğuk zinciri koruyamazsak önümüze birkaç olumsuz tablo çıkıyor. Bir tanesi hijyen anlamında sıkıntılar doğuyor. İkincisi ürün kalitesi anlamında. Üçüncüsü bir de fire oluşuyor. Evet, yani evet. O gramaj su kayıpları hem lezzet değerinde kayıpları ortaya çıkarıyor ama onun ötesinde de bir de fire oluşturuyor. Yani bir kilo köftede belki 10 gram fire önemli değil ama bu 100 kilo olduğu zaman, 1 ton olduğu zaman, 3 ton olduğu zaman sizin ortalama günlük satışlarınız itibariyle fire bazında da baktığımız zaman maliyetleri de etkiliyor. Yani soğuk zinciri çok önemsiyorum ve hatta şöyle söylüyorum. Ve raf bakın, hocam. Bakın tabii. Yani mezbahadan tüketicinin sofrasına kadar soğuk zincir. Evet. Yani evet. Her aşamada kasap dükkanında, markette, sizin perakendede, et pişirilme aşamasında, dolaptan çıktıktan sonraki aşama, mangal özellikle yaz aylarında alıp arabada eti bekletmek, bütün bunlar hem ürünün lezzet değerlerinde hem de hijyen değerlerinde kayıplara yol açıyor. O yüzden soğuk zincir çok önemli. Şimdi orada ben şöyle söylüyorum, hep diyorum ki soğukta tutmak eti çok önemli. Şöyle anlatıyorum, diyorum ki 1 yaşında bir çocuğunuz ya da 5 yaşında fark etmez, 10 yaşında da olsa soğuk deponun içerisine bırakır mısınız çocuğunuzu? Şöyle bir yarım saat bekletir misiniz? Yarım saat o çocuğunuzu orada bekletemezsiniz. Hiçbir anne baba yapamaz bunu. Bir buz dolabının içerisine ya da bir soğuk deponun içerisine, etlerin o bırakıldığı deponun içerisine bırakılabilir mi? Bırakılamaz. İşte onu bırakmadığımız gibi çocuğumuzu, eti de sözüm ona 12 derece olarak adlandırdığımız imalat ortamlarında, bunu çokça görüyorum,
yarım saat, bir saat, iki saat bekletiyorlar. Bilmiyorlar ki ya bir şey olmaz diyorlar. Bir şey oluyor. Oluyor evet, ama bunu anlamıyorlar. Evet, çünkü tüketici illa zehirlenmesi gerekmiyor. Besin değerlerindeki, ürün kalitesindeki, lezzetindeki ya da ortaya çıkan fire yani hocam, kayıplar bizim için üretim prosesleri önemli diyorsunuz. Soğuk zincir çok önemli. Burada bir izleyicimiz daha var hattımızda. Cüneyt Bey sanırım Bursa'dan katılıyor. Cüneyt Bey buyurun. Hoş geldiniz programımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yusuf Bey'e de iyi akşamlar. İyi akşamlar. Aynı zamanda Line TV izleyicilerinin yeni yılını kutluyorum. Teşekkür ederiz. Yusuf Bey'e benim bir sorum vardı. Aynı zamanda Yusuf Bey'in tedarikçisiyim. Yıllardan beri de çalışıyoruz kendisiyle. Teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili de. Aynı zamanda yani iç mutfaklarını bildiğim için rahatlıkla, güvenle tüm Bursa, ben de bir Bursa olarak rahatlıkla yemeğimizi yiyoruz. Özellikle hafta sonları. Kendisine teşekkür ediyoruz ilk önce bununla ilgili. Benim bir sorum olacaktı. Mudanya tarafı veya Güzelyıl tarafına yani yeni bir şey düşünüyor mu? Yeni bir dükkan açılmış. Bir çalışma var mı? Evet. Teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Biz de size yeni yıllar dileriz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yusuf Bey biliyorsunuz izleyiciler işte ya da bakın tedarikçiler sağ olsun, ciddi bir gelecekteki yatırımlarınızı merak ediyorlar. Ama hattımızda buna cevap vermeden hattımızda bir izleyicimiz daha var Sedef Hanım. Merhaba Sedef Hanım. İyi akşamlar, merhaba. İyi, iyi akşamlar. Ben Yusuf Bey'e bir sorum olacak da. Tabii buyurun. Bu kadar şubeyi franchise şeklinde yürütmeden acaba tüm denetimleri nasıl yapıyor onu merak ediyorum ben. Bir daha alabilir miyiz franchising? Sesi mezunuyum. Şubeler sizin. Sedef Hanım bir daha alabilir evet. miyiz? Bu kadar şubeyi diyorum franchise şeklinde olmadan denetimini nasıl sürdürüyor? Bu kadar şubenin denetimi nasıl yürüyor? Yani kendiniz. Nasıl çalışanlar yani ve ya da çalışanlarını nasıl seçiyor, neye göre yönlendiriyorlar? Nasıl bir sistem var onu merak ediyorum. Anladım. Ben. Teşekkür ediyoruz Sedef Hanım. Katıldığınız için iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Şimdi iki soruya da cevap verelim. Hem Cüneyt Bey yeni yatırım var mı diyor. Sedef Hanım da diyor ki franchising olmadan yani tamamen kendi tesisleriniz olarak 2000 kişi çalışıyor bu kadar mağaza. Aslında birinci bölümde bunlara cevap vermiştiniz ama isterseniz kısaca tamam efendim. Bir cevaplayalım. Ben hani diğer konuyu biraz tamam. bitireyim efendim. Bu işte ürünümüz dükkanlarımızda da bizim işte soğuk depolarda muhafaza ediyor hocamın dediği gibi hani aslında ürünün hikayesi orada bitmemiş oluyor. Dükkanlarımızda sadece dolaplarda değil aşağıda -2 dereceli dolaplarımızda ürünlerimiz muhafaza ediliyor ve işte bu dolaplarımızın kontrolü de sık sık yapılıyor. Zaten asabüsük kriterlerinde her şeyin kayıt altına alınmış olması gerekiyor. Dolaplarının dereceleri, işte o ürünün yukarıya ne zaman çıktığı, o bir sürü bariyer var. Bunların da çok titizlikle kayıt altına almış olması gerekiyor efendim. Bunlar bizim dükkanlarımızda muhakkak yapılıyor. İç denetimcilerimiz var, dış denetimcilerimiz var ve biz mesela şu an hani bir sürü işte çok üst segmentte bazı firmaların ürün tedarikçisiyiz aslında. İşte BTA firması var havaalanlarında, deniz otobüslerinde, Acıbadem Hastanelerinde, Çırağan Sarayı'nda bu firmaların ürün tedarikçisiyiz ki bu firmalar çat kapı bize hiç haber vermeden gelip ürün işte imalathanemizi denetliyorlar. Johnson Diversi işte dışarıdan denetim firması gelip bizi denetleyebiliyor efendim. Bunlar da aslında bize çok büyük artılar katıyor. Şu an işte hanımefendinin sorusuna da biraz cevap olsun. Bizim iç denetçilerimiz de var. Kendi içimizde operasyonda sadece dükkanları, hijyenini kontrol eden, işte içeride bu ürünlerin nasıl pişirildiğini kontrol eden. Hani hocamın da söylediği gibi aslında ürün müşterileri pişirip yene kadar bizim şeyimizde ve biz şimdi bizim hani projelerimizde İzmir'de şu an işte bir aya kadar açılacak şu şube inşaatımız var. İzmit'te yakında inşaatımız başlıyor. Eskişehir'de efendim var. Bozüyük'te şu an Antalya gidişinde şubemiz var ama karşı tarafta birazcık farklı 4-5 konseptin bir arada olduğu Yol Köfteci Yusuf Yol Boyu konsepti var. Efendim oralarda projelerimiz var ve biz hani nasip olsa bu işi birazcık daha Köfteci Yusuf büyük dükkanlardan ufak dükkanlara geçerek bunu belki biraz daha çoğaltmak istiyoruz. İşte o zaman Mudanya'ya aslında her yeri açma düşüncesindeyiz efendim. Allah'a şükür hani kabul gören, talep edilen bir ürün ve
işletmeyiz. Bunu değerlendirmek istiyoruz efendim. Biz hani buradan şimdi mesleki olarak şöyle bir şey şahsımız olarak aldık. Yani hiçbir marka tesadüf değil. Evet efendim. Şimdi biz mesleki olarak baktığımız zaman değil mi hocam? Değerlendirdiğimiz zaman ürünün kaynağından yani çiftlikten sofraya kadar siz sadece güvenliği lafta değil ama aynı zamanda ISO hasip kriterleriyle de destekleyerek bir de bugün öyle bir müjde veriyorsunuz ki Avrupa Birliği normlarının Türkiye'ye bu kırmızı ette sunduğu ama biz bugüne kadar bir türlü başaramadığımız izlenebilirliği sağlayacağınızın müjdesini veriyorsunuz. Yani buradan tüketicimiz zaten biliyor ama ben başka bir noktaya girmek istiyorum. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi önünüzde bir adisyon şeyi var. Ben farklı bir noktaya çekmek istiyorum hocam. Yani Yusuf Aktaş olarak siz, ben mesela programa çıkmadan önce sizi tanıyordum. Ama köfteci Yusuf'un siz olduğunu bilmiyordum. Yani mağazalarda da aynı zamanda isterseniz gösterebilirsiniz izleyicilerimize. Hala işin bütün zinciri içerisinde görev alıyorsunuz. İsterseniz bu noktayı da başarının bir unsuru olarak mı addedelim? Yani siz bize bu noktada biraz açıklama yapar mısınız? Yani biz işimizi çok seviyoruz efendim. Bir hani insanlara hizmet etmek bizi hakikaten mutlu ediyor ve çalışanlarımızı da mutlu ediyor. Yani biz 2000 kişilik devasa bir aileyiz ve nasip olursa hani bu 3-4 aya kadar bu şubelerde eğer açılırsa 3000'e yakın işte hani bu işletmeye inanan büyük bir devasa aileyiz. Yani bakıyorsunuz ki hani 1000 kişiyle 2000 kişiyle büyük zaferler kazanılabiliyor ve biz 3000 tane genç insan bunu çok fazlasıyla inanıyoruz. Biz de hakikaten hep sağdayız yani 19 yıldır Allah'a şükür ki bunun bize çok büyük katkısı var. Hani biz bu işten Allah'a şükür hayallerimizi yapabiliyoruz, yapmaya yaklaşıyoruz efendim. Burada mesela hani direkt müşteri şikayetlerini de çok daha çabuk alıp hani müşterimizle beraber üzülüyoruz. Çalışanlarımız da bunu böyle hissediyor ve biz hani burada hizmet sektöründe biz sonuçta hizmet satıyoruz. Hani şu bugün köfte satıyoruz. İşte 2 aydır döner satmaya başladık. 3 ay işte yakında mesela Bozcuk'ta açılacak yol boyu konseptimizde kahvaltı konseptimiz var. Ciğerce isminde markasıyla ciğer konseptimiz var. İşte tost yapacağız efendim orada. Burger yapacağız mesela. Güzel işte orada farklı burgerle konsept, de mesela yani. Evet şey yapmak istiyoruz. Bir de ben şunu merak ediyorum. Yani sizin kimsede olmayan bir özelliğiniz var. Tüketici sizden bu tarz kırmızı et yemek istediği zaman gidiyor, siparişini veriyor. 2 dakika geçmeden önüne yani. Siparişi geliyor. Ben bunu merak ettim. Bazı mağazalarınızda müsaade alarak bir baktım. Baktım ki devasa bir büyüklükte mangallarınız var ve işletim konseptinizde de hiç aksama olmuyor. Yani kimse verdiği siparişi eksik geldi ya da fazla geldi demiyor. Bu konsept sizin bir hayaliniz miydi? Yani efendim burada bu biraz da hani işte senelerle oluşan bir şey ama hani Allah'a şükür ben geriye dönüp baktığımda mesela 7-8 yıl evvel tuttuğum dükkanları şimdi bile diyorum lan Yusuf nasıl cesaret etmişsin buna. Belki de bazı şeyler cahil cesaretiyle olmuş ama hani bugün bile işte insanlar hani geriye dönüp bakarsın ya ulan buna nasıl geçmişim dersiniz ya efendim. Geriye dönüp baktığımda aslında ürktüğüm anlar var ama Allah'a şükür hani çok şükür yani işte doğru kararlar almışız veya işte o gün ve şey var hocam hani sizin başında anlattığınız gibi bizim aslında yaptığımız iş kabul görüyor ve insanların dışarıda yemek yeme alışkanlıkları artıyor. Aslında pastanın kendisi büyüyor efendim ve insanlar evet artık işte daha fazla et yiyorlar ve birazcık şey var efendim hani kırmızı et insanlara şey gibi hani periz yapmak istiyorsan veya hani nasıl diyeyim şeyler hani kırmızı et sanki öyle böyle evet gösteriliyordu. Bunun böyle olmadığı artık hani işte çok uzmanlar tarafından da bunun yanlış bir şey olduğu söylenmeye başladı. Televizyonlarda dile getirmeye başladı. Aslında sağlıklı yaşam için hakikaten hani evet bakliyatlara ihtiyacı var vücudun ama kırmızı ete de kesinlikle ihtiyacı var. Ve ülkemizde evet kırmızı et tüketimi de üretimi de artacaktır. Hani burada bizim konumlanmamızda veya bizim kabul görmemizde aslında bunun da var. Evet 20 yıl evvel belki köfte lükstü. Artık bu fiyatlarla lüks değil. Evet herkesin
kesinlikle rahat rahat yiyebileceği, ulaşabileceği, hızlı bu hizmeti hızlı alabileceği bir restoran olduğumuz için aslında hani belki biz rakiplerimizden de almıyoruz. Sadece bu işi işte gerektiği gibi yaparak hani daha fazla tüketilmesini sağlıyoruz. Biz hani yaptığımız bütün işlerde bunu şey yapıyoruz efendim. Hani kesinlikle hani rakiplerden ziyade o işi daha iyi yaparak biz işimizi üretimini daha güzel ve tüketimini arttırmak istiyoruz efendim. Çok hani teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Bizim efendim bu fırsatı verdiğiniz için. Programımıza katıldığınız için. Tabii çok şey konuşamadık belki ama kusura bakmayın. Biz şimdiden bir söz alalım. İnşallah. İmalatımızda zaten tabii, müşteri ziyaretleriyle hani müşterimizi orada gezdirmek istiyoruz. Yerinde çekim istiyoruz. Yaparak röportaj İnşallah. Yapmak isteriz. İnşallah. Yine sizi ağırlamak isteriz. Yetmedi süremiz. Hocam kusura teşekkür bakmayın. Ediyoruz katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz Kırmızı Et'te merak ettiğimiz çok konuyu birlikte ele almaya çalıştık. Aynı zamanda Yusuf Aktaş bu kırmızı etin artık ulaşılabilir olduğunu söylüyor bize. Güvenerek rahatlıkla kırmızı ete ulaşabiliriz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir sonraki hafta başka bir konu ve konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz.